Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı başlıyor. Evet, Takitür ekranlarından canlı yayınlanan Manşetlerin Diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahsanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Eyvallah. Yine Gazze ile başlayıp sonra gündeme devam edelim mi? Milli Gazete'de Gazze'de yaşananlar yeni Nekbe diye bir ifade var. Nekbe katliamını hatırlatıyor Milli Gazete. Benzeri bir hadise yine devam ediyor. Ateşkesin evet bir soluk aldırsa da İsrail kirli ve korkunç planından vazgeçmeyecek diyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Remy Abdu, Siyonist rejimin Gazze'de Nekbe'ye yavaş ve planlı şekilde gerçekleştirmek istediğini, Gazze'yi yeni Nekbe'ye yavaş ve planlı şekilde gerçekleştirmek istediğini kaydederek İsrail insanlara başka yerlere gitme fırsatı bırakmıyor. Yaşama şansı da tanımıyor. Bu soykırım Filistinlileri kitlesel olarak öldürerek, etnik temizlik yaparak ve zorla göç ettirme politikalarıyla yapıyor diye bir ifade kullanıyor. Evet, bugün geldiğimiz noktada 14 bin, 15 bin Filistin'de ölen insan sayısı. Ama bu 15 bin ölüye rağmen, ki bunların çoğu %75'inin çocuk ve kadın olduğu da belirtiliyor. Bu katliama rağmen Almanya'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gittiği zaman oradaki başbakanın da danışmanı olan gazeteci, sözde gazeteci, yüzlerce İsrailli ölü var diyerekten olayı bu yönden gündeme getirmeyi, taşımayı tercih ediyor. Ama karşısında da Tayyip Erdoğan, sen yüzlerce ölüden bahsediyorsan Filistin'de de binlerce ölüden ben size bahsedeyim diye yüzleri de tokatı yapıştırıyor. Bugün itibariyle evet 4 günlük bir ara verme var. Bu ara verme acaba İsrail'in lehine mi yoksa Hamas'ın, Filistinlilerin lehine mi? Tartışılır. Tabii çok fazla ayrıntılı bilgimiz yok. İsrail bu 4 gün içerisinde ne yapacak, nefeslenecek mi, ek takviyeler mi alacak yoksa dünya genelinde Filistinliler haklılıklarını perçinleyecek şekilde, durumlarını izah edecek şekilde acaba daha net fotoğraflar mı dünyaya yayılacak? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde dünya vicdanına seslenmeler mutlaka devam edecektir. O seslenmeler acaba bir yankı bulacak mı, bulmayacak mı? O 4 gün Filistinlilerin lehine mi olacak? Yoksa İsrail'in hazırlıklarını daha devam ettirecek, daha vahşi şekilde katliamlarını sürdürecek bir neticeye mi yol açacak? Tabii bizim umudumuz, temennimiz inşallah Cenab-ı Hak'tan da yardım talebimizle birlikte inşallah Filistinliler için bir nefes olur. Filistinlilerin dramını dünya genelinde duyurmak için belki bu 4 günlük ara bir zaman kazanma olur. O noktada temennimizi, duamızı mübarek Cuma günü yapmış olalım. Evet, Yeni Şafak'ta da boykot sarstı diyor. Müşteriler %70 azaldı diyor. Hani Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ya bu boykotla mı olacak iş? İşte kolayla, Nescafe ile, işte kahve ile, şununla bununla ne boykotu hamburgerle deyip dalga geçtiği boykot. Bu firmaları, İsrail'e destek olan bu firmaları ya da bizzati Siyonist sermayesi olan bu firmaları sarstı diyor. Müşteri %70 azaldı. İslam dünyasında İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren batılı ülkelerin markalarına yönelik boykot daha önce hiç olmadığı kadar yayılıyor. Bazı Orta Doğu, Afrika ve Körfez ülkelerinde ABD merkezli Starbucks, McDonald's ve KFC gibi yiyecek ve içecek zincirlerinin satışlarında %70'lere varan düşüşler oldu. Türkiye'deki boykot ve tepkilere de özellikle AK Parti gençlik kollarının düzenlediği işte o kahve markasının
standlarına gidip oradaki masalara oturup hiçbir sipariş vermeden Filistin bayraklarıyla yaptığı boykotları ise maalesef ve maalesef Millet İttifakı'nda Hamas'a terörist diyen zihniyetin sosyal medyada ya da medyadaki bizzati temsilcileri tarafından dalga geçirilerek olay küçültülmeye çalışılıyor, küçümsenmeye çalışılıyordu. Buna rağmen bu firmaları sarstığı söyleniyor. Biz bunu Türkiye'deki etiketlerde de görüyoruz. Bu firmaların, özellikle bu temizlik ürünlerindeki firmaların daha düne kadar 300-350 liraya sattığı işte o tablet temizlik deterjan ya da işte neyse bulaşık makinesi tabletlerinin şimdi 150 liralara kadar, yani neredeyse %100'e yakın bir düşüş, fiyat düşüşlerini yansıttığını görüyoruz. Bir de bu olayın bence başka bir boyutu daha var, onu da yorumlarsanız sevinirim. Bir boyutu da şu, bu firmaların aynen 80 ihtilali döneminde olduğu gibi aslında sistematik bir şekilde toplumun hani tencerenin deviremeyeceği bir iktidar yoktur diye bir ifade var ya, ona destek olmak için şimdi bu firmalar zararına satmıyordur muhtemelen. 350 liraya sattığı ürünü 150 liraya satıyorsa belki maliyetine satıyordur şu an, zararına satmıyordur. Demek ki buradan astronomik karlar elde edip hem o karlar elde edip aynı zamanda da Türkiye'deki o enflasyon dediğimiz canavarı köpürtmek için de el birliğiyle Türkiye'yi devirebilmek için uğraştıklarını da ortaya koymuyor mu? Evet, hem piyasaya hakimler, yani piyasada tüketilen ürünlerin %50'sini, %60'ını onlar ürettikleri için sonuç itibariyle piyasaya da fiyat belirleyecek pozisyonda oluyorlar. İşin o yönü ayrı, enflasyona tahrik etmeleri ayrı bir konu. Ama bizim içimizdeki hainlerin çıkıp da ya işte kahveyi boykot ederek, kolayı boykot ederek veyahut da kolayı sokağa dökerek neyi elde edeceksiniz şeklindeki yaklaşımları. Ya siz ne yapıyorsunuz peki? Yani İsrail orada insanları katlederken bireysel olarak Ahmet'in, Mehmet'in, Osman'ın vesaire tek başına yapacağı bir şey yok mu? Söylediklerine efendim İsrail'le ilişkiler kesilsin. E tamam, evvelki dönemde kesildi. O zaman da niye kesildi diye sorguladınız. Siz devleti sorgulayacağınıza önce bir kere bireysel olarak kendiniz ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin. Efendim işte boykot çare değil. Peki boykot etmemek çare mi? Ben bu tür olaylarda pratik bakmak tercihinde bulunurum genelde. Bir şeyi yapmak yapmamak. Boykot çare değil diyor. Peki kabul ediyorum bir anlığına boykotun çare olmadığını. İsrail'i hiç takmayacağını, tınlamayacağını İsrail'in, yine katliamlarına devam edeceğini bir anlığına, bir saniyeliğine kabul edelim. Peki ben o boykotu yaptığım için kaybedeceğim bir şey var mı? Belki olsun olsun söyleyecekleri şey, kahve lezzetinden ben mahrum kalıyorum. Kal kardeşim ya, ne var yani? Kahveyi de içmeyi ver. Aslında hiç içmemen lazımdı. İsrail'e destek veren bir kahve zincirinden hiçbir ürün almaman lazımdı. Eski dönemde de almaman lazımdı. Ama böylesi bir dönemde en azından Ahmet, Mehmet bireysel olarak kimse onun da tepkisini İsrail'in duyması lazım. Filistinlilerin duyması lazım. Ya dünyanın öbür ucunda insanlar kendi damak tatlarından veyahut da şundan şu zevklerinden feragatta bulunuyorlar. Bizim çocuklarımız öldürüldüğü için deme mutluluğunu en azından, çocukları ölüyor, mutlu olamazlar tabii ama en azından ya bizi düşünen dünyanın şu noktasında, bu noktasında insanlar var. Müslümanlar demiyorum, insanlar var diye o Filistinliler en azından bir umut içinde olsunlar. Ama adamlar işte boykot ne olacak ki, siz pratik düşünmüyorsunuz. Boykot hiç İsrail'in kursağından bile, aklından bile geçmez. Siz kendi kendinize boykot uyguluyorsunuz. Zaten öyle bir hainlik de yapıyorlar ki. Zaten Türkiye'deki o firmaların işleticileri Amerikan şirketleri değil, o merkezdeki şirketler değil. Kim? Katarlı bir şirket veya Kuveytli bir şirket. Katarlı şirket, Kuveytli bir şirket
McDonald's yerine o ismi kullanacağını Ahmet'in köftecisi, Mehmet'in köftecisi bir başka isim bulsun, bir başka şekilde bir köfte üretsin ve onunla Türkiye piyasasında var olsun. Niye o ismi alıyor? Niye Amerika'daki merkezi biz İsrail'e yardım ediyoruz diye açıklama yapan bir şirketin ismini Türkiye'de kullanıyor, Kuveyt'te kullanıyor, Katar'da kullanıyor. Dolayısıyla kaybedeceğimiz bir şey yok bu boykotu yaparak. Ha, biz şunu söyleriz, biz boykot yapıyoruz. Artık o zincirden kesinlikle köfte yemiyoruz. Tamam, şimdi İsrail ayvayı yedi. Filistinliler artık bundan sonra katliama maruz kalmayacak deriz. O zaman bize eleştiri getirirler. Hayır, içme mesela o kolayı içmemek bir şeyi değiştirmiyor diyor. İçmek bir şeyi değiştiriyor yani, ama. Yani bir de tersinden baksınlar. O tamam, ben zaten kola içmiyorum. Veyahut da o köfteciden gidip de herhangi bir şekilde bir alışveriş yapmayı evvelki dönemde de tercih etmiyordum. Ama bugün bu duyarlılığı, bu hassasiyeti gösteren insanlarımızın o boykot eylemlerini kırmak için kalkıp da bu şekilde itibarsızlaştırma operasyonu çekenler aslında Amerika'nın uşakları, aslında İsrail'in uşakları. Başka türlü bir izahı yok. Yani diyor ki al kardeşim, oradan almaya devam et. Kolayı içmeye devam et. O kola şirketi de Amerika'daki tabii, merkezdeki o kola şirketi de, o markanın sahibi olan şirkette biz İsrail'li askerlere nefeslenmeleri için bedava. Paraya ihtiyacı mı var İsrail'in ya? İsrail'li askerlerin paraya ihtiyacı mı var? Dünyanın ekonomisini yönetiyorlar. Ama o kola şirketi, Amerika'daki merkezi şunu demiş oluyor. Biz İsrail'in yanındayız. Biz safımızı gösteriyoruz, tavrımızı gösteriyoruz diyor. Türkiye'deki onların uşakları da diyorlar ki biz de tavrımızı, safımızı gösteriyoruz. Biz koladan yanayız, kola İsrail'den yana, biz de İsrail'den yanayız diyorlar. Hatta bununla da yetinmiyorlar. CHP'nin genel başkanı, İyi Parti'nin genel başkanı çıkıyor. İsrail'e karşı mücadele veren Hamas'a terör örgütü diyerek bir noktada oradaki Filistinlilerin direnişini de kırmaya çalışıyorlar. Evet, maalesef diyelim biz de bu hususta. Şimdi o bahsi kapatmadan önce Yeni Asya'da da bir haber vardı. Orada da Papa, savaş değil terörizm diyor. Papa Francis, Hamas tarafından tutulan rehinelerin İsrail'e akrabaları ve Gazze'deki yakınları bulunan Filistinlilerle ayrı ayrı görüştü ve bölgedeki çatışmaların savaşın ötesine geçerek terörizme dönüştüğünü söyledi. Bu savaş değil, bu terörizmdir ifadesi kullanan Papa, her iki tarafında sonunda herkesi öldürecek tutkulara kapılmaması için dua etmesini istedi diyor. Yani şu yaygın medyaya dönüp baktığınızda Papa'nın açıklamasını başka gazetede görebiliyor musunuz? Yeni Asya hariç. Şimdi yani Papa'nın açıklaması bile tamam. Bizim İyi Parti'nin genel başkanının açıklamasının yanında gene de tercih edilebilir bir açıklama. CHP genel başkanı eskisiyle yenisiyle ikisinden de daha iyi bir açıklama. Bir ara vereceğiz. 24 Kasım Cuma Öğretmenler Günü bugün. Onu da söylemiş olalım. Öğretmenlerimizin de, değerli öğretmenlerimizin de buradan ellerini öpmüş olalım. Oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanalım. 81 ilden öğretmenlerimiz, şimdi Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'la birlikte Sayın Kurtulmuş açıklama yapıyor. Vim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un 81 ilden gelen öğretmenlerimize yönelik hitabı vardı. Evet, Numan Kurtulmuş aynı zamanda bir profesör, aynı zamanda bir eğitmen, öğretmen diyebiliriz. Ama izniyle ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bir tespiti vardı konuşmasında. Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenleri ağırlarken okumak önemli, eğitimin parçası olarak söylüyor. Bilmek ikinci unsur diyor, anlamak üçüncü unsur diyor. Ben bu üçüne bir de belki uygulamayı da eklememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde insan öldürmenin yanlış olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Okumuşuz, öğrenmişiz, bilmişiz, anlamışız
ama uygulamıyorsunuz. O zaman o bilginin ne faydası var? Dolayısıyla bugün İsrail'in katliamlarını da yorumlama noktasına geldiğimiz zaman okuyalım, öğrenelim, bilelim. İnsan hayatının ne kadar önemli olduğunun idrakine varalım. Ama bir de uygulayalım bunu. Uygulamadığımız takdirde hiçbir kıymeti o bilginin olmuyor. İlmiyle amel eden alim için övgüler düzüyor Peygamberimiz. O noktada alimlerin ne kadar önemli insanlar olduğunu ama bunun devamında da bilgisiyle amel eden alimler olması gerektiği hatırlatılıyor. Numan Kurtulmuş'un izniyle biz tabii bunu da eklemiş olalım. Öğretmenler Günü'nün de başlangıçta belki Latif Şimşek'e hoş geldin dememiz gerekirdi. O kadar yoğun gündem var ki Gazze'de insanlık dramı, öbür taraftan işte belli günlerimiz oluyor, belli bayramlarımız oluyor, belli ölüm yıl dönümleri oluyor. Hepsini bir şey yaptığınız zaman maalesef birisini öne çıkartırken diğerini atlamış oluyoruz. Bu vesileyle Öğretmenler Günü'nü de öğretmenlerimizin kutlamış olalım. Evet, Öğretmenler Günü'nü biz de buradan tebrik etmiş olalım. O konuya geleceğiz ama öğretmenlerle alakalı konu. Bugün bazı gazetelerinde manşetinde Öğretmenler Günü'nü kutluyormuş, öğretmenlerin durumuna dikkat çekiyorlarmış gibi yapıyorlar. Ona geleceğiz. Ama onun öncesinde şu faiz meselesi vardı. Dün faiz arttırımı yine oldu. Sözcünün de manşetinde Merkez Bankası dün sürpriz bir kararla politika faizini 500 bas puan arttırarak %35'ten %40'a yükseltti diye bir ifade var. İktidar daha 6 ay öncesine kadar faiz indirimini aşağıda yer alan sözlerle savunuyordu. Şimdi ise tersini yapıyor. Olan ekonomiye ve millete oluyor diye bir ifade kullanmış sözcü. Cumhuriyet Gazetesi de benzeri bir ifade kullanmış. O da artışta sona doğru demiş. Merkez Bankası faizde beklentinin üstünde adım attı diye bir ifade kullanıyor. Diğer başlıklar da var. Onları da parça parça yine konuşuruz faizle alakalı. Evet, dün Bir Gün Gazetesi müjdeyi verdi zaten. Dedi ki faiz artırılıyor, artırılacak bugün de ve sonuçta halk da fakirleşecek. Biz bunu 6 ay önce de, 1 sene önce de, 5 sene önce de Necmettin Erbakan hocamızın diliyle 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce de söyleniyordu, söylüyorduk. Ama bu kesim sürekli ya siz ne bilirsiniz ekonomiyi vesaire diye karşı çıkıyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada faizler artırılma eşiğinde kendileri diyorlar ki halk yoksullaşıyor, faiz artıyor, halk da yoksullaşıyor diye dün Bir Gün Gazetesi başlıkta kullanmıştı. Bugün şimdi sona doğru geldik artık diyor Cumhuriyet. Halbuki %21'ler civarında dolaşırken faiz, bu gazetenin yazarları ve bu gazetenin övgüyle bahsettiği ekonomi uzmanları faizi düşürmek ne demek? Faizi yükseltmemiz lazım, hem de radikal bir şekilde yükseltmemiz lazım. %40, %50 falan ne ki %60'lara çıkması lazım ki ancak ekonomi düzelsin diyorlardı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi kendisi bile şikayetçi. Diyor ki sona doğru geldi artık ve beklentiler dün itibariyle Merkez Bankası'nın 250 baz puan faizi artırması, 35'ten %35'ten %37,5'a çıkartmasıydı. Onlar, yani Merkez Bankası, çok daha radikal tırnak içinde bir karar aldı. 250 baz puan yetmez, 500 baz puan yükseltiyorum dedi. Ve %35'ten %37,5'a çıkartması beklenirken faizi, %35'ten %40'a çıkarttı dün itibariyle Merkez Bankası. Peki piyasada beklenen bir gelişme oldu mu? Yani dövizde bir düşüş yaşandı mı? Yok, döviz zaten bir haftadır yükseliyordu. Ve 250 baz puan faize bile
eyvallah demiş olduklarını açıkça deklare ettikleri halde Merkez Bankası 500 puan, yani onların beklediklerinin iki misli faiz artışı yaptı. Yine bakıyorsunuz ne kadardır döviz fiyatları diye. Dolarına bakıyorsunuz, avrosuna bakıyorsunuz, yükselme trendini devam ettiriyor. O zaman Tayyip Erdoğan'a şimdi söyleyecekler. Sözcünün manşetine gelmiş olacağız. Hani faiz haramdı. İyi güzel de bir bıraktınız mı kardeşim? Bir bıraktınız mı? Yani bunu bir günlüğüne söylemedi. Halktan oy almak için söylemedi Tayyip Erdoğan. Belli kesimlerin faiz karşıtı söylemlere nasıl böyle tepki verdiklerini bildiği halde Tayyip Erdoğan o dik duruşundan vazgeçmeksizin devam etti seçim öncesinde. Dedi ki faizi indirerek biz enflasyonla mücadele edeceğiz dedi. Ama geldiğimiz noktada Ahmet Davutoğlu'ndan başlayın. Ömrü boyunca zaten yani milli görüş nedir deseniz milli görüş faize karşı görüş demektir diye özetleyebileceğimiz milli görüşün bugün temsilcisi olduğunu iddia eden Temel Karamollaoğlu bile bir de reel durumlar var realite var diyerekten ne oluyor yani? Yalnız bunu sizle bizden başka da kimse söylemiyor. Yani bilginiz olsun. Ama yani bugün itibariyle baktığınız zaman o ara dönemdeki Tayyip Erdoğan'ın faizi indireceğiz diyerek %21'den 8.5'a indirdiği dönemde Temel Karamollaoğlu söylemlerinin hepsini arşivlerden de Milli Gazete çıkartmayı planlıyor. Yoksa 3 yıl 5 yıl sonra birisi arşive girip de ya ne olmuş 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde acaba Saadet Partisi hangi söylemle seçime girmiş? CHP ile ittifak yaparken acaba söylemleri neydi? Niçin AK Parti'yi değil de CHP'yi tercih etmiş diye baktığı zaman Temel Karamollaoğlu'nun faizi indirerek bu işi çözemezsiniz açıklamalarını görmüş olacaklar. Onun için o açıklamaları arşivlerden çıkartmanın hazırlığını yapıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada biz aynı yerimizde duruyoruz. Tayyip Erdoğan'ın da aynı yerde durduğu kanaatindeyim. Ama gücü yetmiyor. Bunu da kabul edelim. Yani şu an biz İsrail'in katliamlarını durdurma noktasında gücümüz yetiyor mu? Gidip İsrail'in tepesine binebiliyor muyuz? Amerikan emperyalizmini engelleme noktasında bizim gücümüz yetiyor mu? Yetmiyor. Ya en basitinden bir kolayı içmeyin şunu ya diyoruz. Ona bile gücümüz yetmiyor. Tamam, Yeni Şafak diyor ki %70 oranında Kuveyt'te şurada burada satışları hem o hamburger zinciri hem de o kola içecekleri Amerikan merkezli şirketler şu an itibariyle İsrail'e de destek veren sadece Amerikan kaynaklı şirketler değil, boykotun gerekçesi o şirketlerin İsrail'in yanındayız diye. Yani bir siz yiyecek ürünü satan bir şirketten bahsediyorsunuz, adamlar kalkıyor biz İsrail'in yanındayız diyorlar. Dolayısıyla bu noktada herkes samimi davranması gerekir. Evet, bir kısa reklam arası vereceğiz biz. Emin Evim'in katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam edecek. Katkılarıyla hazırlanan Manşetlerin Dili programı devam ediyor. Evet, geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki artışta sona doğru haberini konuşuyorduk. O noktada altında bir ifade kullanılıyor. Sözcü karşıymış gibi yapıyor ama Cumhuriyet'te de diyorlar ki ekonomistler faiz kararını olumlu buldu diye bir ifade kullanıyor. Karar baraj kalktı, faiz yatağını buldu, aslında böyle olmalıydı diye bir ifade kullanıyor. Yeni Asya'da aynı nakarat, güven olmadan yatırım gelmez diyor. Karar gazetesinin yazarlarına soralım, müftü çocuklarına soralım, Ahmet Taş getirene soralım. Ve İstanbul eski müftüsü Mustafa Çağrıcı'ya soralım.
Nasıl oluyor da işte faiz yatağını buldu vesaire şeklinde söylemlerle o faizin yükselişini övebiliyorlar. Bununla yetinelim. Çünkü sonuç itibariyle faizin haramlığı noktasında nas var dediğimiz zaman, bunu hatırlattığımız zaman efendim nas mı var diye alay etmeye kalkanlar bugün itibariyle bir yandan Bir Gün gazetesinde işte halk yoksullaşıyor diye faizin yükselmesi sonucunda fakir halk yoksullaşıyor diyorlar. Diğer taraftan da şimdilik Karar Gazetesi işte yatağını buldu diyor ama yarın öbürsü gün önlerine konulacak bunlar. %8,5'tu faiz. %, şu an 40'a kadar çıkarttılar. Enflasyon ne oldu? Enflasyon da %38'e kadar inmişken şu an itibariyle tahminleri %65. Demek ki bizim tezimiz doğru çıkıyor. Faizi artırdığınız müddetçe enflasyon da artıyor. Bunu göre göre hala nasıl faizi savunuyorlar? Ona da Ali Babacan diyor, şeytan üçgenini kuran sensin diyor. Erdoğan faiz, kuru, enflasyon, şeytan üçgeni diyor. 2018'den beri tek yetkilisin, elini tutan mı var? Bunlar şeytan üçgeni ise müsebbibi sensin diyor. Ama ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi faiz %4,5'lerdeymiş şurada. Bence bu basiret bağlanmasını ortaya koyan bir fotoğraf karesi. Ben olsam gizlerim. 2013'te %4,5 ne olmuş 2013'ten sonra? Gezi ile o birkaç çalı çırpı üzerinden başlattıkları o 81 ile yaymaya çalıştıkları eylemlerle, yanlış gazete arkadaşlar, o ben Cumhuriyet'i gösteriyorum. İşte şurada 4,5 ile bugün gelinen noktada %40. Nasıl bir yükseliş var ya. Bakın o grafikçiler, ekonomi uzmanları vesaire o yüksek birdenbire sanki Ağrı Dağı'na tırmanıyormuşsunuz gibi yükseliyor 4,5'un üzerinde. Geliyorsunuz 2018'de ne zamanki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiliyor, o zaman da acayip 2 kat 3 katlık bir Ağrı Dağı daha icat ediliyor orada. Ama bu tabloyu bile okuyamayan ve Gezi isyanının Türkiye'ye faturasını okuyamayan maalesef ki maalesef ekonomistler bizim başımızda kalkıyorlar, diyorlar ki işte faizi indirdiğiniz zaman Türkiye'de yatırım olmaz vesaire. Tam aksine, faizi indirdiğiniz zaman yatırım olur. Tam aksine, faizi indirdiğiniz zaman enflasyon düşer. Bu basit denklemi bile maalesef ki maalesef göremeyen sözde ekonomistler akıl vermeye kalkıyorlar. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde öğretmeni ezdiler diyor. Eğitimciler 24 Kasım'a gelecekten umutsuz ve ekonomik sıkıntılarla giriliyor diyor. Profesör Doktor İsa Eşme ise yerleştirmeyi eğitim fakülteleri yapsın diyor. Eski YÖK Başkanı Profesör Doktor İsa Eşme, atanamayan öğretmen sorununu çözmek için önerilerde bulundu. Pedagojik formasyon uygulamasından vazgeçilerek öğretmen yetiştirme eğitim fakültelerine bırakılmalı diye bir ifade kullanıyor. Şimdi YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında sürekli tartışma vardır. Şimdi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir kısır kavga var gibi görünüyor. Benzer tartışmada o YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında vardır. O İsa Eşme de o tarihlerde YÖK Başkanı sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bazı talimatlar vermeye kalkmıştı ama başaramamıştı. Şimdi söylediği şeyi YÖK Başkanı olduğu zaman hayata geçirseydi, eğer mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin geleceği bu eğitim fakültelerine öğretmenleri atama noktasında yetki verilmesinden geçiyorsa o tarihte yapsaydı. Ama İsa Eşme'nin tezlerinin, düşüncelerinin, tespitlerinin tırnak içinde ne kadar yanlış olduğunu bir başka konu üzerinden biz rahatlıkla görebiliriz. Nedir o konu? YÖK Başkanlığı döneminde İsa Eşme türban yasağının devam etmesi noktasında, bakın bir bilim insanına yakışmayacak şekilde, öğrencilerin kıyafetleri sebebiyle eğitim haklarının kısıtlanması gerektiğini söyleyen bir sözde profesörden bahsediyoruz. Bu profesörün görüşlerine başvuruyor Cumhuriyet Gazetesi. Hala biz aynı yerdeyiz diyorlar. Hala biz başörtü yasağının arkasındayız diyor olmalılar ki İsa Eşme, başka adam mı bu?
bulamadınız ya. Bugün öğretmenlerle ilgili, öğretmenler gününde konuşacak başka bir, öğretmenler haftasını değerlendirecek bir eğitimci bulamadınız mı ki? Başörtü yasağıyla muallel, sakat kafalı bir adamı alıp röportaj yaptınız. O İsa Eşme'nin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu basit bir şekilde İsa Eşme desin izleyicilerimiz. Yanına bir türban kelimesini koysunlar. Arama motorunda bir arasınlar, görecekler. Nasıl kindar bir adam. Eğitimin E'sinden haberi olmadığını görecekler. Google'da bir arama yapılmıştı arkadaşlar. Onu verebilirseniz orada başlıklar halinde veriliyor zaten. Bu da o tarihlerdeki bir haberden ayrıntıyı veriyor. İsa Eşme, Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün birinci sayfasına koyduğu, bizim iki günde bir söylediğimizi, ya sizin de başka başörtüden başka bildiğiniz bir şey yokmuş diyerekten bize laf sokmaya çalışanların, bakın kimi getiriyorlar? İsa Eşme'yi. Niye? Çünkü türbana karşı, türban yasağının devam etmesini isteyen bir zihniyet. Onun için Cumhuriyet Gazetesi onun sözlerini önemli görüyor. Bakın İsa Eşme türban dedik. Aramayı yaptınız. Türban denetimi imkansız bir şey. Kim söylüyor? İsa Eşme. Biraz sonra ayrıntısını da görürüz. Ne diyor? Türban denetimi imkansız bir şey. Yani o tarihleri hatırlatalım. Türbanın kaldırılması istendiği zaman bu İsa Eşme kafalı, yasakçı zorbalar, despotlar, İsrail'in şu an katliamlarına imza attığı gibi Türkiye'de de üniversitelerde başörtü yasağının uygulanması için despotça bir yaklaşım sergileyen İsa Eşme'ye o tarihlerde deniliyordu ki ya başörtüyle gelecek öğrenciler. Bunun dışında bir şey yok, olmaz efendim, çarşafla da gelirler. Yok efendim, bunlar başı açık olan öğrencilerin yüzlerine kezzap da atarlar diye böyle bir algı oluşturmak isteyenlere karşı ya denetim yaparız kapıda. Eğer çarşafla gelmek isteyen olursa, çarşafı yasaklamak için değil. Eğer kimliğini gizleyecek şekilde birisi gelmek isterse onu da polislerimiz, bayan polislerimiz kontrolünü yapar denildiği zaman İsa Eşme diyordu ki türban denetimi imkansız. Onun için başı açık gelecekler diye kuralı koyalım. Kural koyulmuş zaten, o devam etsin diyordu. YÖK'te Eşme'nin yerine Sait Bilgiç atandı. Boş verelim onu. Üniversiteyi bölecek diyor. Türban serbestlisi. İsa Eşme söylüyor bunu. Türban serbestlisi Türkiye'yi AB'ye değil Orta Doğu'ya yakınlaştırır. Ve laik eğitim sistemini zedeler vesaire vesaire diyor. Şimdi soruyorum İsa Eşme'ye. Öğretmenleri şöyle yapalım, böyle atayalım falan filan diyeceğine, sen 2008 yılında serdettiğin bu cümleler doğru mu çıktı, yanlış mı çıktı? Eğitim Orta Doğu'ya yaklaşır, Avrupa Birliği'nden bizi uzaklaştırır. Devam edelim, Hürriyet Gazetesi'ndeki arkadaşlar haberin içeriğini de verecek olurlarsa, orada başı açık öğrencilerin nasıl hakarete uğrayabileceklerini söylüyor İsa Eşme. Hürriyet Gazetesi'nden 2008 tarihli haberinden okuyoruz. O tarihte anayasa değişikliği yapmıştı. AK Parti MHP ile birlikte 411 milletvekili anayasa değişikliğine oy vermişti. Anayasa değişikliği referanduma gitmeden, ihtiyaç duyulmadan mecliste kabul edilmişti. Kabul edilen de kadınlara yönelik bir ayrımcılık yapılamaz. Üniversitelerde herhangi bir şekilde kıyafet sebebiyle eğitim engellenemez. Sadece ve sadece ifade bu. Buna bile nasıl itiraz ettiler? YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor İsa Eşme, üniversitelere türbanla giriş denetiminin ve çene altı ile sınırlandırılmasının imkansız olduğunu söyledi. Eşme, üniversite kapılarında güvenlik görevlilerine başörtme biçiminin tarif edilmesi ve bunun için temsili fotoğraflar çizilmesi hiçbir işe yaramaz. Bunları neyini tartışmışız biz bunları? Gerçekten hayret etmemek elde değil. O tarihlerde öyle bir baskı uygulamışlar ki, dindar insanlar şunu ispat etme zorunluluğu, ihtiyacı hissetmişler. Ya işte kimliği belli olacak şekilde gelecekler. Peçe falan takmayacaklar diye biz kendi kendimizi ispat etme
ihtiyacı hissetmişiz. İsa Eşme de bize cevap veriyor. Diyor ki bunun kontrolü olmaz. Onun için ne yapalım? Bodoslama'dan hepsinin kafasını açalım. Saçlarını açalım. Bu işi bitirelim. Kimse başını örtemesin. Bunun kontrolü mümkün değil diyor. Devam ediyor. Herkes çarşafla da girer. Sarıkla da girer. Bunun önünü alınamaz, bunun önü alınamaz. Türbanın önünü açan bir düzenlemenin üniversitelerle sınırlı kalmayacağını, kamu kurumlarında da yayılacağını belirten Eşme, serbestlik, bakın nasıl vicdansız bunlar, nasıl hain insanlar, serbestlik diyor. Serbestlik kız ve erkekler için ayrı sınıf, çarşaf, peçe gibi talepleri de beraberinde getirecek. Başı açık kızlara önlenemeyecek baskılar olur. Bazı üniversitelerde birkaç yıl sonra başı açık kız öğrenci göremez hale gelir. Soruyorum şimdi İsa Eşme'ye. 2011'de, 2012'de başörtü serbestliği geldi. Bugün itibariyle başı açıklara herhangi bir müdahale var mı yok mu? Bir tek bu olay bile bunların ne kadar yalancı ve sahtekar olduğunu gösteriyor. Evet, çok bölüyorum farkındayım ama Türkiye'nin gündemi yoğun malum. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan konuşuyor.